diyoruz evet. ya. Zaman yolculuğu işte. Zaman yolculuğu. Yani bir insan, bir madde, bir parçacık aynı anda birkaç yerde bulunuyor. Çünkü oraya baktığı zaman da orada oluyor, oraya baktığı zaman da burada oluyor. Burada yani ilginç olan birbirleriyle de haberleşiyorlar. O da enteresan. Tabii. Şimdi belki birazdan oraya gireceğiz. Beyindeki bu elektrotlarla haberleşme, ooo çok geri kaldı. Ben 40 sene önce yaptım onu. Onu da anlatacağım şimdi nasıl yaptığımızı. Ve bu şeyde mesela aspirin, penisilin. Alexander Fleming bunu bir tesadüfen buldu. Onu da hatırlatalım. Alexander Fleming aslında İskoçyalı bir çoban. 12-13 yaşlarında çoban. Bir gün bakıyor ki koyunlarını otlatırken bir yardım sesi geliyor. Koşuyor bir göl içerisinde 20-25 yaşlarında bir adam çıplak ve kramp girmiş boğulma tehlikesi. Atlıyor çocuk kurtarıp çıkartıyor getiriyor. Evine götürüyor. Elbiselerini kuruluyor falan. Daha sonra işte adamlara teşekkür için gidiyorlar. Bu adam o zaman kont, Churchill. Meğer Churchill'miş bu. Hı hı. Sonra Churchill diyor ki ya ben bunlara bir yardım edeyim, bu çocuğu okutayım. Burs veriyor, okutuyor. Sonra Trinity'de araştırma yapmaya başlıyor bu çocuk. Ama Churchill unutuyor bunu. Trinity arada, College. Trinity College'de. Ondan sonra bu işte o zaman mikroplar üzerine çalışıyor Trinity'de. İşte sabah kahvaltısını yapıyor. Petri kutular var bizim. Kanlı agar vardır içerisinde. Sabora besiyeleri vardır. Kanlı agar vardır. Mikropları koyarız içerisine. Üretiriz onları. Hı. Hangi mikrop üremişse ona göre antibiyotik, ona göre silah kullanırız. Ona göre mermi koyarız. Ona göre yaptığımız kutular var. İşte yapıyor araştırmayı, çöpe atıyor. Sabahleyin de kadın geliyor, temizliyor, gidiyor. Bu arada kahvaltı yapmış. Peynirin küfünü de atmış içerisine. Ertesi gün gelmiş fakat o günde kadın tesadüf bu ya işte enteresan bir İslam'da şöyle bir kavram vardır. El hayru fîmâ vakâ. Olan her şeyde bir hayır vardır. Onun için sizin hayır gördüğünüz şer, şer gördüğünüz de hayır olabilir. Müthiş bir şey yani bu. Ve o gün kadın gelmiyor temizliğe. Gecikiyor. Adam geliyor. Alexander Fleming bakıyor ki ya etraf kirli. Bir bakıyor ki o arada bir önceki günden peynirin küflerini attığı o petri kutuların üzerine de düşmüş. Mikroplar üremiş ama o peynir küflerinin düştüğü yerde üreme olmamış. Aa demiş. Niye? Aa bu acaba demiş peynir küfünden mi? Ve penisinin böyle bulundu. Bu esnada fakat Churchill'in bundan haberi yok. Churchill bu arada Kuzey Afrika'da savaş var. Tobruk'ta. Tabii. Tobruk'ta savaş var ve orada ateşleniyor Churchill. Ateşi yükseliyor. Enfeksiyon kapıyor. Ve o zaman daha penisinin bulundu ama henüz daha deney safhasında. Ve diyorlar Churchill'e efendim diyorlar. Böyle böyle bir buluş var. Başka imkanımız yok. Böyle bir ilaç çalışması var. İsterseniz onu size uygulayalım. Ve Alexander Fleming'i alıyorlar. Uçakla getiriyorlar Tobruk'a. İlk olarak onu da uyguluyor. Alexander Fleming Churchill'de uyguluyor. Ve Churchill iyileşiyor. Tekrar dönüyorlar İngiltere'ye. Ve diyorlar ki tabii bilmiyor yalnız Churchill onun kim olduğunu. Yani kendisinin destek verdiği zamanı, destek verdiği, kendisini şeyde gölde boğulmaktan kurtaran ve sonra ona burs verip okuttuğu olan Alexander Fleming'in o olduğunu bilmiyor Churchill. Ve ona bir hediye vermek istiyor ve ona profesörlük veriyor. İşte ona sör unvanı veriyor falan falan. Yine bir resepsiyon diyor ki ben diyor size daha fazla bir şey yapmak istiyorum. Sen benim diyor hayatımı kurtardın diyor. O da diyor efendim diyor siz diyor o borcunuzu diyor yıllar önce ödemiştiniz diyor. Nasıl ödedim diyor işte hikayeyi siz diyor anlatıyor hikayeyi ve bu da böyle oluyor. Yani Alexander Fleming'in hikayesi de bu. Hı. Şimdi elektrotlara gelelim. Çünkü vaktimiz geçiyor herhalde. 3 saatimiz var da 3 saat daha var değil mi? Yok. 1 saat geride kaldı. Sabah namazı demedi mi? Tabii dedim. Sonra süre yok. Biz devam edeceğiz.